Diyar. Ayrılalı henüz birkaç saat oldu ama biliyor musun, burnunda tutuyorsun. Derler ki ayrılık küçük sevgileri söndürür, büyük sevgileri güçlendirirmiş. Tıpkı rüzgarın mumun ışığını söndürüp ateşin ışığını güçlendirmesi gibi. Bugün sabah sahilde konuşurken ağzımdan bir türlü o iki kelime dökülemedi. İçimde beni durduran bir güç, sesimi bastıran bir ses var Diyar. Umuyorum ki ailemden kalan tek nefes içimdeki derin karanlığı yırtacak. Ve o zaman sana dönüp gücüm yettiğince haykıracağım. Seni seviyorum. Diyar, seni çok ama çok seviyorum. Ne kadar kaldıysa ömrümün geri kalanını seninle geçirmek istiyorum. Ben en çok senin umutla bakan gözlerine, yüzündeki ışığa vurgunum. Işığın hiç sönmesin benim canım sevgilim. Cemal. Bir şeyler yedin mi? Yedim, yedim. İyi. Aç karnına çıkma yola. Yanına kazak aldın mı? Cep telefonunu aldın mı? Aldım. İyi. Ne bakıyorsun ya? Hiç. Mahmut abime bakıyorum. Yasak mı? Zaten bir tanecik abim kalmış dünyada. Doya doya bakarım artık her fırsatta. Kaptınız. Zeze. Boncuk. Allah. Niye kalktın kız? Kız niye kalktın? Üşüyeceksin bu saatte. Kimse kalkmadı daha. Biz Arda abinle çay içiyorduk burada ya. Diğer ablam yok ama. Nasıl yok? Yok. İçeride değil. Bir dolanmaya gitmiştir canım. Hadi sen git Dilek ablanın yanına. Sıcak sıcak yat. Sarıl koynuna yat. Hadi. Hadi. Ha, gel. Bak bakalım. Abi hakikaten çıkmış ha. Nereye gitti bu kız ha? Hadi. Bırak soruyu hadi. Çabuk çabuk. Görebildik mi? Yok abi yok. Durağa kadar yürüdüm. Yok kız ya. Ben de bulamadım. Sahile baksın mı? Baktım baktım yok. Abi ya bu kız kendine bir şey yapmış olmasın? Ya dur Arda ya. Zaten aklım başımda değil. Yapmaz diğer öyle şey. Yani yapmaz inşallah. Hay aklıma tüküreyim ya. Aklıma tüküreyim. Niye bırakıyorsun Cemal'in eşyalarını ortada salak Arda? Ya senin ne günahın var ya? Asıl ben niye gözümün önünden ayırdım ki onu? Şeye mezarlığa bakalım mezarlığa. Ha. Belki mezarlığa gitmiştir. İyi. Hadi. Hadi. Dükkana mı gitti Diyar abla? Bilmiyorum canım. Mahmut abi soruyor şimdi. Yok. Gitmemiş. Şimdi seher baktı dükkana. Gitmemiş. Polisi mi arasak ne yapsak? 3 saat oldu ortada yok. Ya hele bir dur. Hele bir dur. Nereye gitti peki? Günaydın. Ha ekmek almaya gitmiş işte bak. Diyar. Evladım çok merak ettik seni. Anne. Ben de sarılacağım. Ekmek almaya gitmiştim. İyi yapmışım da Diyar'cığım. 2 saattir bakmadığımız yer kalmadı. Cep telefonumu da almamışsın yanına. Yukarılara çıktım biraz bu sefer. Sahile gitmedim. Oradaki bir fırından aldım ekmeği. Daha çıkmamıştı da biraz bekledim. Ekmeği poşete atarken elim yandı. Hissedebilmek iyi geldi. Sonra tepelere yürüdüm. Kuşlar bu mevsimde nasıl çakıyorlar. Duymanız lazım. Ben acıktım. Ben de konuşup duruyorum. Hadi gel kahvaltı hazırlayalım. Sen hep konuş inşallah Diyar'cığım. Hep inşallah konuşsun. Mahmut abi. Hı. Bu aralar çarşıya gelmesem olur mu? Olur olur. Sormana ne gerek var canım? Hadi gel.
Gaffar. Benim Timur Bey. Evlen istedikleriniz. Koy şuraya. Sattınız mı eşyaları? Sattık patron. Rahat edebilecek misin burada patron? Sonuçta otel. Tabii canım. Evden ne farkı var? Patron kızma ama sen burada çok duramazsın bence. Oğlum o evin kirası kaç para sen biliyor musun? $6,000. Verebilecek misin? Çok soru sorma o zaman. Kütahya'ya varınca ararım sizi. Tamam da Arda. Bulunca ne diyeceksin Cemal'in kardeşine? Senin bir abin vardı. Sonra? Aslında bunu ben de düşündüm de. Sana boş ver dedim ya, hiç düşünme. Yani hele bir kızı bulalım da. Ya benim gidişim Cemal için diğer. Onun yarım bıraktığı yolculuğu tamamlamak istiyorum. Sen bilirsin. Görüşürüz geçim. Nimet anne burada mıydın? Ne yapıyorsunuz? Eşyalarını topluyorum. Bunları kime vereceksiniz? İhtiyaçları olanlara. Nasıl da severdi bunu. Arda almıştı. Arkadaş. Nasıl da bilirsin arkadaşa yakışanı demişti. Ne sevinmişti. Buna kıyamam. Bunu da çok severdi. Sen de benim gibi oldun he? Ha. Burada mıydın sen abi? Görmedim ben seni. Buradaydım. Burada kaldım be Mahmut. Ben de giremedim içeri senin gibi. Orayı öyle karanlık görünce içim fena oldu. Çay var mı kıyafet? Olmaz mı abi? Verdik. Cemal'in eşyalarını. Arda da yola çıktı. Cemal'in kız kardeşini bulmak için. Timur da evini boşaltmış.
Önce dükkandan çıktı. Sonra da evini boşalttı. Bir şeyler oluyor Ziya Bey. Macide. Ben de ne zaman sorar diyordum. Hereki'ye dönelim diyeceksin değil mi? Yok. Onu demeyeceğim. Görüyorsun benim burada pek bir işe yaradığım yok. Kızın durumu da belli. Annesin. Sen kızın yanında kal. Durumunu toplasın. Ben Hereki'ye döneyim. Başımın çaresine bakarım. Sen sonra gelirsin. Olur mu? Baban çok üzüldü Diyar. Bunca sene neler yaşadık. Hiç böyle görmedim. Benim içim hiç rahat değil anne. İstersen sen de git. Yo, hayır olur mu hiç? İnsan böyle bir günde evladını bırakır mı? Ben iyiyim. İyi olacağım, merak etme. Nasıl merak etmeyeyim? Edersin tabii. Ama Dilek burada. Seni sık sık ararız. Babam tek başına yapamaz. Sefil olur. Aklımız onda kalmasın. Osman. Bekle ben de geliyorum. Çok değerli esnaf arkadaşlarım. Bugün burada beni sizinle buluşturan olaylara ben her ne kadar benim için acılı ve zor olduysa da ben mutlu bir tesadüf, bir hayır, bir uğur vesilesi olarak bakmaktayım. Ne oluyor ya? Ne bulayım? Topladı bizi buraya, söyleyeceği varmış. Çok değerli kardeşlerim, şu zamana kadar sizlerden çok şey öğrendim. Fakat gördüm ki sizin de bu kardeşinizin vizyonuna ihtiyacınız var. Kanaat ediyorsunuz. Etmeyeceksiniz ya. Burayı aha da dünyanın bir numaralı yeri yaparız ya. Tavan yaptırırız kapalı çarşıya, tavan. Abi ne oluyormuş? Mustafa abi çarşının tavanını mı yaptırıyormuş? Ne oğlum yürü git. Tövbe tövbe. Bakın turist kara sularımıza veyahut hava sahamıza girdiği zaman kapalı çarşı nerede, nerede bu kapalı çarşı diye sormalı. Hedefimiz bu olmalı ya. Hadi hepinize kolay gelsin. Adam resmen başkanlığa aday olur be ya. Kuskuca kapalı çarşıya sucukçu başkan. ...24 saat dayanamaz mısın bana? Dayanırım. Çok daha fazla dayanırım da. İşte ondan korkuyorum. Olmaz sanmıştım. Masallar insanları şaşırtır bazen. Ben dedim ki, ya dedim kızın gözleri ne kadar güzel değil mi dedim. Adam Allah sahibine bağışlasın demişti. Ya. Sen yokken bir şey çok iyi anladım. Mucize diye bir şey yok. Sen varsın. Boğaz'a ilk ne zaman gelmiştik hatırlıyor musun? Kamil'in düğünü müydü? Evet öyleydi galiba. Vapura binmiştik. Diğer okula gidip... Aa tabii tabii okubayı sökmüştü de... Eceliye eceliye vapur isimlerini sayıp durdu. Dilek kucağımda. Macide yıllar geçiyor yaşlanıyoruz. Hayırdır niye durduk? Niye durmayalım Macide Hanım? Böyle koştur koştur nereye? Heh. Şu hayatta Aslan ile bir yemek yiyelim diyorum. Ömür kısa Macide Hanım, ömür kısa. Hayat geçip gidiyor.
Hadi gel. Geç. İşte günün en şanslı müşterisi. Niyeymiş o? Promosyon yapıyorum. Günün ilk müşterisine öğle yemeği %50 indirimli. Yok, ben yemeyeceğim. Sıkı pazarlık yapacağız yani, öyle mi? Tamam, o zaman sana bedava. Vallahi iştahım yok benim ya. Aa, üstüne para mı istiyorsun ya bir de? Para değil. Şey istiyorum. Çay istiyorum. Bir de o güzelim irmik helvasından olursa güzel olur. Olmaz mı? Merhaba. Arda ben. Az önce aşağıdan konuşmuştuk sizinle. Tabii tabii Arda Bey. Hoş geldiniz. Buyursanıza. Sağ olun. Birini arıyor musunuz galiba? Doğru mu anladım? Doğrudur. Aslında yıllar önce burada başhekimlik yapmış yani. 30 yıl önce burada başhekimlik yapmış bir profesörü arıyorum da ben. Ona ulaşmaya çalışıyorum. Ne yiyeceksin Macide? Bu soğuk et nasıl bir şey oluyor ki? Tavsiye ederim efendim, spesyalitemizdir. Ya soğuk mu? Bu şimdi bizi bozar, dokunur, mokunur. Zeytinyağlılara bak. Yok, ben ızgara et yiyeceğim. Yanında turşulu salata yaptırayım mı? Olur, yaptırın. Oo Macide, bak burada sulu yemekler de var. Hem bayağı ucuzmuş ya. İyi, sen ye. Ben bir bardak soğuk su alayım, yemeğini de iptal et. Yok kardeşim, sen getir ızgarayı. Getirmeyin. Zaten kızım o haldeyken lokantada yemek yemek benim neyim. Piramit pasta yaptım isteyen. Amanın ne kadar güzel. Belki sonra. Zeze, sen yemeyeceksin pasta. Ama bak ne güzel çilekleri var bak. Küçük bir dilim vereyim Zeze ha. Zeze. Tatlım ne oldu? Kaldır bakayım kafanı. Cemal abi yoksa beni çocuk esirgemeye geri mi götüreceksiniz? Hiç olur mu öyle şey? Seni hayatta vermeyiz. Zeze, güzelim. Zeze, çocuk esirgeme falan yok artık, bitti. Biz kocaman bir aileyiz. Sen de bizim zezemizsin. Hem gül olmadan çiçek bahçesi olur mu? Sen bizim gülümüzsün, gülümüzsün. Oy. Hadi bakalım. Hadi pastayı hadi. Hadi bir çilek al. Çileklerden verin ona, çileklerden. Ay 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 ay. Bakar mısın? Bana bir mercimek koyar mısın? Peki. Alo, uyumuş muydunuz? Yok canım, ne uyuması? Telefon çalar mı diye telefona bakıp duruyordum. Öğrenebildin mi bir şey? Yarın başhekime gidiyorum. He, Cemal'in kız kardeşinin babasına yani. Ha, bizimki kızın babasına gidiyormuş. Ben sizi yarın yine ararım. Bana şans dileyin, olur mu? Ne şans dilemesi canım. Sen kızı bul, vallahi alnından öpeceğim ben seni. Tamam. Hadi diğere selam söyle. İyi, hadi tamam, söylerim. Selam söyledi sana. İyi mi yapıyoruz bilmiyorum. Kızı bulunca ne diyeceğiz? Cevabı yok. Vallahi ne bileyim. Belki de bir şey demeyeceğiz, öyle yüzüne bakacağız. Yüzünde Cemal'imi arayacağız. Ne diyorum ben ya?
Yok, bunu anlıyorum. Nasıl, hakikaten iyi geliyor mu yürümek? Bilmem. Yürüyünce sanki canım daha az acıyor. Bir de sanki yeterince yürürsem Cemal'e varırmışım gibi geliyor. Önce şu formu doldurur musunuz hasta kaydı için? Yalnız ben muayene için gelmedim buraya. Öyle mi? Niçin? Ben bir şey danışacaktım da kendisine. Bu fotoğraftaki doktor bey değil mi? Ha, evet. Karısıyla ve oğluyla beraber. Ha, bu oğlu demek ki. Kızıyla fotoğrafı yok herhalde burada. Kızı yok ki doktor beyin. Efendim? Kızı yok, bir tek oğlu var. Siz emin misiniz? Tabii ki eminim. Bu arada siz ne danışacaktınız kendisine? Yürüyüşe mi çıkıyorsun? Hı. Bu sabah biraz geç kaldım. Diğer. Ne oldu Mahmut abi? Yok bir şey, sana bunu aldım. Bu ne? Aç bak bakalım bir. Açayım. Çok güzel bunlar. Denemeyecek mi? Ha, deneyeyim. Ayaklar rahat olursa kafa daha bir dinç oluyormuş. Bir yerde okuduydum, nerede hatırlamıyorum. Sen nereden biliyorsun ki benim ayakkabı numaramı? Sanki devlet sırrı. Dilek'e sordum. Çok hafifmiş. De yaylanıyor. Yaylanıyor, şokları alıyor, hava alıyor. Efendim yazın terletmiyor, kışın üşütmüyor. Bir görsen iki parmak kalınlığında kullanım kılavuzu var orada. Anlayacaksın, bir çamaşır yıkamıyor. Hazır gülmüşken güle güle git hemen. Sağ ol Mahmut abi. Sen de sağ ol, sen de sağ ol. Oğlu mu varmış yani? Ha, sorma ya. Ben de duyunca bayağı kahroldum yani. Ama sonra adam şeydi. Şimdi ondan önce başka bir başhekim varmış. O daha az görev yapmış yani. Orada daha az kalmış. İşte onun bir kızı olabilirmiş. Oğlum bu şimdi mi söylenir ya? Adı neymiş, öğrenebildin mi? Öğrendim. Neydi? Aziz Özorak. Özorak. Ha. Cerrahmış bu adam. Ne duruyoruz o zaman, gidelim arayalım. İşte öyle değil abicim ya. Adam yıllar önce Amerika'ya taşınmış. Sen o kadar internette, bilgisayarda bir sürü şey aldın. Oraya sorsana. Ha, bizim hiç aklımıza gelmedi değil mi bu? Ben girdim, o internette 3 saat geçirdim ben, biliyor musun? Sonra bula bula bir tane adres buldum. O da kullanılmıyor herhalde. Kızı bulmak imkansız diyorsun yani. Zor. Tabii. Ocağı marka değil mi? Samanlık iğne meselesi. Dilek, yumurtan olduğu gibi duruyor. Çok geç kalıyor. Mahmut abi.
Benim mavi gömleği gören oldu mu ya? Ha, yıkanmadı o da. Ama diğerleri temiz, dolabında. Hadi çıkıyorum ben. Hadi güle güle abla. Hadi, hava soğuk bak, dikkat et. Hadi yürü işler. Üşümem, merak etmeyin. Ne bakıyorsun söyle. Şey abi, çay istiyor musun diye soracaktım. Baktım dalmışsın, soramadım. Şiir mi yazıyorsun abi? He, sayılır işte, slogan düşünüyorum. Ne için lazımdı abi? Oğlum sen ne mal bebesin la he? Ben kaç haftadır ne anlatıyorum la burada? Başkanlığa gelirsem ki geleceğim. Benim bir sloganım olmayacak mı la? Olacak. Onun çalışmasını yapıyoruz burada. Şimdi gel bakalım. Halkı temsilen bir fikrini söyle bakalım. He? Okuyorum. Kurtulacaksın Kapalı Çarşı geliyor Sucuk Kralı. Yok bu zaten ilk yazımda bunu ben de beğenmemiştim. Bahtın açık olsun Kapalı Çarşı. He? Başka çarşı yok. Başkan Mustafa gibisi hiç yok. He? Mustafa Başkan esnaf el ele Kapalı Çarşı sağa rastgele. Gelenek diyoruz, gelecek diyoruz. Sık dişin Kapalı Çarşı biz geliyoruz. He? Doğuya selam, batıya selam. Kapalı Çarşı aşkıyla yola devam. Ya oğlum ne bakıyorsun mal mal? Azıcık konuş la. Sen adam yerine koyduk, fikrini sorduk la. Abi ne de aklına fikrine sağlık abi. Yani çok güzel olmuş. Şimdi git lan buradan. Git lan. Sağa soran da kapat zaten. Allah'ın vizyonsuz herifi. Vizyon, vizyon. Geçeceğim bunları. Mustafa Başkan atacak zafer turları. Allah Allah. Nedir durum? Ne? Hangi durum? Ya yengeyle diyorum. Hani Seher'le. Nedir durum? Ha. Hiç. Öyle. Duruyorsun. Nasıl duruyorsunuz? Ya ben biraz acele ettim ya Arda. Cemal'den sonra biraz konuştum ondan. O da ürktü. O ürkünce ben de ürktüm. Öyle ürkek kuşlar gibi havada dolanıyoruz. Bak sana bir şey soracağım ama harbici cevap vereceksin, tamam mı? Tamam, vereceğim. Sen bu kızı seviyor musun abi? Ya Arda nasıl anlatayım? Hiç bıkmazmışım gibi geliyor biliyor musun? Ha. Yani ömrümün sonuna kadar bu kızı sevsem, ömrümün sonuna kadar onun yanında kalsam hiç bıkmazmışım gibi geliyor. Oho tamam abicim ya, tamam bitmiş bu iş o zaman. Peki onda nedir vaziyet? Bilmiyorum ki. Bak kadınlar eğer istiyorsa, tamam mı, bir şey bekliyorsa dururlar abi, beklerler. O durumda sen ne yapacaksın? Sen atağa kalkacaksın. Nasıl atağa kalkacağım? Yani ne kadar ciddi olduğunu göstereceksin. Ya onun için neler yapabileceğini kanıtlayacaksın, anladın mı? Yani kafayı çalıştıracaksın abicim. Ha. Kafayı çalıştıracağım. Ha. Kafayı çalıştıracağım. Bunu hiç çıkarma olur mu? Seni korur.
Sağ ol abla. Bak oğlum şu parfümden iki tane böyle pıs pıs sıkıyorsun, kızlar anında peşinde. Bu adama parfüm lazım değildir ki abi. Yani geçsin şurada dursun, zaten bütün kızlar anında toplaşır etrafında. Zaman değişti. Şimdi kızlar bu kokulara pek meraklı değil mi Arda? Öyle vallahi. Ya Mahmut, bitiremedin o gazeteyi saatlerdir. Çevir şu sayfayı ya. Şeytan çekiciymiş. Hayrola Arif? Ne alıp veremediğin var gazeteyle? Ya yok, gazete değil de herhalde şu mankene gıcık oldu. Baksana zaten herif kılın teki. Yok yok, yenge buna kesin kötü mötü kokuyorsun dedi, ondandır. Ya ne yengesi, ne kokusu? Tövbe tövbe. Amanın diyarım gelmiş, diyarım gelmiş Arda. Oh be diyar, nihayet. Ay diyarım, ne kadar iyi ettin de geldin ya. Hoş bulduk. Oh be, dükkana hayat geldi ha. Bir yerden başlamam lazım da. Çay söyleyeyim mi o zaman? Hadi söyle. Gıyap ettin. Üç çay demli. Buraları bayağı dağıtmışsınız. Arda, toparlasana şu dergileri ya. Derhal abim, hemen. Aa, pek de güzel kızlar varmış ha. Bakayım. Aa, bu ne ya? Biz bunu nasıl görmedik? Ya bırak o dergideki kızları ya. Onlar karton karton. Onların gerçekleri dışarıda. Ya onu demiyorum ben. Baksana şuraya. Ünlülerin cerrahı Profesör Doktor Aziz Özorak kızının nişanı için İstanbul'a geliyor. Aa, bu şey bu. Cemal'in kardeşi bu. Tabii. Ya inşallah kaçırmadık be. Dur bakayım resmine. Ne istedin Ziya Bey? Sen çağır bakalım şunu bana bir. Timur'u. Çağırıp kovacak mısın yine? Hayır. Sen çağır bakalım bir, çağır. Bu akşam mı? Ver bakayım şunu. Abi ya bu işte kesin bir şey var ha. Ya şu dergi şurada duruyor iki haftadır yani. Biz atsak bunu atardık ha. Ne fark eder ki? Kızın nişanı varmış. Gidip ne diyeceğiz? Sen evlatlıksın. Bir de abin vardı. Ama şimdi yok. Bunu mu diyeceğiz? Bence yanlış yapıyoruz. Hem onun için hem kendimiz için. Doğru söylüyorsun Diyarcığım. Bizimkisi bencillik işte. Abicim yapmayın ya. Cemal'in kız kardeşi burnumuzun dibinde duruyor. Biz gidip görmeyecek miyiz yani? Arda, Diyar doğru söylüyor. Görsek ne yapacağız ki? Ne olacak görünce? Ah, Cumhur'dur bu. Tamam, baktım ben, baktım. İyi akşamlar baba. İyi akşamlar, hoş geldin. Gel. Öpeyim baba. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Bu tatlı bir şeyler getirdim. Gazandibi seviyorsun değil mi hala? Evet. Aa, sevmez olur mu? Ben yasaklamasam her öğün bu tatlıdan yer vallahi. Ah! Ne oldu? Dolmayı ocakta bıraktım. Dibi tutmadıysa iyidir vallahi. Geç, geçin siz sofraya, buyurun. Hadi geç bakalım. Ay ay, tam zamanında yetişmişim vallahi.
Az kalsın dibine tutacakmış. Ah. Ne oldu gene ya? Ya servis kaşığı yerine tatlı kaşığı koymuşum. Bu akşam iyice bir tuhaf oldum ben. Sen de aynı şeyi mi düşünüyorsun? Sen de mi? Gidip bir bakarız canım. Uzaktan da olsa bir görürüz değil mi? E tabii abi ya. E peki diğer? Diğer işte ya. E hadi o zaman. Hadi. Hadi gel şimdi. Yasemin, sen fincanları al. Ben de bir meyve soyayım size. Anne bırak şimdi meyve falan, zahmet etme hiç. Yedik zaten bir sürü. Ben kalkayım artık yavaş yavaş. Aa, olur mu canım, ne güzel oturuyorduk şimdi. Ziya Bey, Timur gideceğim diyor. Annen bahsetti. Evi falan boşaltmışsın. Bir yere gitmeyi düşünme sakın. Burada kalabilirsin. Bizi buraya hayatta almazlar ha. Hele bu kılıkta. Ya görüyor musun bak, şurada bir tane tanıdık yok ha. Ulan o kadar kız tanıyoruz. Hiçbir işe yaramıyor. Burada gazetecilerden başka hiçbir şey görünmüyor. Yok abi biz gidelim ya. Nereye? Ne bileyim, buranın bir arka kapısı bir şey vardır herhalde. Buradan olmayacak, baksana. Hadi. Kapı var ama. Aha açıldı. Arkadaşlar Zeynep Hanım burada. Zeynep Hanım. Ne oluyor ya? Gidelim ne olur. Ne kadar severim. Hadi ne olur. Zeynep Hanım neden hadi ne olur lütfen. Zeynep Hanım babanız ne diyecek bu duruma? Abi çekme arkadaşım, çekme. Erkekler abi ne yapacağız? Beyefendiler vallahi acaba? Biz böyle bir durumda Cemal'le gaza bastıydık. He. Bas gidelim. Hadi. Ben aldım bir kayı aldım. Hadi. Aldım. Hadi. Hadi. Teşekkür ederim. Yani hem eve çağırdığın için hem de kalmamı istediğin için. Ben beklemiyordum açıkçası. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Cemal'den sonra değil mi? Cemal'den sonra. Yani şimdi ben düşündüm de ne oluyor bize diye. Bize ne olduğu belli de. Hani aile. Ailemiz ne oluyor diye. Hem bir aradayız hem de darmadağınız. Şimdi düşünürken bunları kafamda sıraya koymak kolay ama söylemeye gelince zor. Çok zor. Getir bakalım şunu. En son ne zaman oynamıştık? 15 sene falan oldu mu? Gene bu evdeydim. Olmuştur herhalde. Salla bakalım. 5.
dert. Beyazları sen al. Uğur getirir derdini. Merhaba. Merhaba diğer. Buyurun, buyurun. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya kusura bakma, seni de böyle gece gece rahatsız ettik ama. Yok, estağfurullah. Ah Ziya Bey, ah. Birini kaybetmeden ötekine sahip çıkamaz mıyız? Çıksa ne olur ki? Acısı geçer mi? Geçer mi kızım hiç? Geçer mi? O başka, bu başka. Evet başka. Kimse kimsenin yerini tutmuyor anne. Ah kuzum, ah kuzum, ah kuzum. Kuzum bak ağlama, ağlama şimdi. Dayanamayacağım, ben de ağlayacağım şimdi. Anne, hani demiştiniz ya uzak olursan daha kolay olur diye. Ben diyorum ki gitsen mi buralardan ha? Yasemin, iyi düşün kızım. Bak yıllar sonra buzlar erimeye başladı. Acı ama öyle. Yeniden aile oluyoruz. Birazcık. Hiç değilse şu kalan ömrümde hepimiz bir arada olabilsek. Ha? Ha güzel kız. Canım, canım. Şimdi penç atarsam kırarım o pudunu. Farkındasın değil mi? Risk almadan kazanılmıyor. Kazanamıyorsun zaten. Hep kazanacağım diyorsun. Ama kaybediyorsun. Bu taktikleri öğrenecek kadar kalamadım yanında. Ne yapalım? Hep bunu mu söyleyeceksin? Seni Robert'in yanına çırak verdim diye. Bu mu öfken? Bak. Oraya girseydin carla kaçardın. Kaçmayacağım, kalsın içeride. Çırak verdin diye değil. Beni daha az sevdin diye. Şuraya oynasana, iki kapı birden alacaksın oraya. Doğru. Görmemişim. Evet. Görmedim baba. Hala çıraklıktan bahsediyorsun bana. Bana kızdığın için yani ha? Seni Robert'in yanında çırak vermem. Robert'in kalbine indirmen. El kadar çocukken beline silah takman. Hep seni az sevdiğim için ha? Olmasaydın kaçamayacaksın şimdi. Yok baba. Bak işte bunun için. Hep senin dediğin olsun istediğin için. Tamam ben de memnun değilim ama yaptıklarımdan hiç konuşamadım ki seninle. Ağzımı bile açtırmadın bana. Doğuştan mı kabahatliydim ben de? Cemur. Ne oldu yine yanlış mı oynadım? Ya kırdın beni. Şaşattın. O da buraya geldi. Fark etmedim. Olsun. Fark etmesen de söyleyeyim yine. Seni daha az sevmedim ben. Boğazınız kurumuştur. Daha şimdi demlendi. Buyurunuz. Ne oluyor Mahmut abi? Hani gitmeyecektiniz? Bir de alıp buraya mı getirdiniz? Biz getirmedik diyarcığım. Biz gidelim dedik, öyle uzaktan bakalım dedik. O kadar kız kendisi geldi, bindi bizim arabaya ya. Aynı senin gibi diyarım. Ya inanabiliyor musun? Benim nişanlım olacak o adam. Anasının karşısına geçmiş öyle bakıyor. Tek plak bile etmiyor. Peki niye bunlar şimdi çok mu zengin yani böyle evlilik sözleşmesi falan? Bana ne?
Ben ona ne kadar param var diye sormadım ki. Tabii. Ya para işte. Bir kağıt parçası. Hayır abicim, ben şuna kızıyorum. Abicim? Ya pardon ya. Ağız alışkanlığı işte. Ya sinirlendim şu ki. Nişandan önce böyle bir şey söylemiyorlar. Nişan günü önüme pat diye sözleşme falan koyuyorlar. Ya olur mu böyle bir şey? Yani ben biliyorum. Onu sıkıştırmışlar. Söyle söyle diye. Ama o benden korktuğu için söyleyemedi tabii. Böyle pat diye koydular işte onu. Ayakkabılar sıktı ya. Ciddi ayakkabılar ya. Kaldım bu saçma sapan elbiseyle de. İstersen ben sana eşortman vereyim. Ya yok ya. Ben bir otele gideyim. Bugün dönmeyeceğim. Akılları başlarına gelsin biraz. Otel? Allah. Benim ne param var ne de kredi kartım. Öf ya. Burada kal istersen. Sahi mi? Şu köşede kıvrılıp yatarım. Ayıp olmazsa size. Yok canım. Tanrı misafiri işte. Tanrı misafiri. Sen kimsin? Asıl sen kimsin? Ben Zeynep'im. Niye burada kaldın ki? Öyle gerekti bücürük. Beni tutulmuş ya. Zeze ne yapıyorsun orada? Bu Cemal abinin kardeşi mi? Aa, nereden çıkardın canım? Cemal abi kim? Hiç. Gel kahvaltı hazırlayalım seninle. Temiz havlu getirdim. Belki banyo yapmak istersin. Sağ ol. İyi olur oğlum. Bu kim? Bir arkadaşımız. Fanların olduğu şeyleri cevaplıyorum. Enerjimi sarf etmeyecek. Bolu'da 4 ay önce, yaklaşık 3,5 ay önce diyeyim. Esrarengiz araba kime aitti? Sosyete nişanında skandal. Allah herkes Allah. Herkes o arabanın Allah peşinde. Allah. Hayırdır? Az sonra. Flash, flash, flash. Amanın yandık, amanın yandık, kime yandık, amanın. Aa. Nişanı kimlerle terk etti? Sosyete nişanında skandal. Seyirciler, büyük skandalın detaylarını ay, bak bak halime baksana ya. Ayaklarımda çıplak. Allah'tan ben az görünmüşüm ha. Mahmut. Arda. Arda. Mahmut. Hadi ha, hadi. Az ya ustaya görmedim. Az görünmüş. Merak etmiyorlar mıdır seni? Deli misin? Meraktan kuduruyorlardır şimdi. Gerçi annemle babam alışıklar böyle deliliğime benim ama... sevgili kayınvalidem ve kayınpederim. Bir de Paul tabii. Nişanlın? Evet. 2 sene önce New York'ta tanıştık. Bir partide. Dans ederken havuza böyle küt diye düştü. Takım elbiselerle falan. Ay çok şapşal görünüyordu. Aşık oldum. Vay. Çocuk Türk mü? Bilmem. Hakikaten şeyden çekici yalnız. Senin sevgilin var mı?
aslında evliyim. Aslında mı? Yani görüntüde değil misin? Benim eşim... kısa süre önce kaybettik. Ay, hıyarım ben ya. Ay böyle langur langur konuşuyorum. Ay çok özür dilerim. Başın sağ olsun. Önemli değil. Nereden bileceksin? Dur. Ceza olarak çayları ben koyuyorum, tamam mı? Millet deliye hasret, biz akıllıya. Ne işiniz vardı oğlum sizin orada? Ziya baba, kolay mı? Yani biz de bulamayız diye düşündük kızı ama İstanbul'a gelmiş kız. İşte biz de merakımıza yenik düştük baba. Yani bizim kaçacağı aklımıza gelir miydi? Ha bir de bizim arabaya binince kız. Öyle kaldık yani. Çocuklar gözünüzü seveyim. Bakın şimdi tamam olan olmuş. Yapacak bir şey yok. Ama bu kız burada kalamaz. Kim olduğunu falan öğrenirse yıkılır, perişan olur kızcağız. Sonra hiçbirimiz kalkamayız bu yükün altında. Anladınız mı? Evet, doğru söylüyorsun baba. Tabii. Ya, bu kız gelmişken bir de ben göreyim Cemal'in kardeşini. Uzak mı buradan çok? Biraz karşıya geçiyorsun. Ziya baba hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Afiyet olsun. Bu Zeynep. Merhaba. Merhaba Zeynep. Zeynep... Biliyoruz çocuklar anlattı. Zeynep ha? Evet, oturmaz mısınız? Yok, hanım bekler yukarıda. Ben televizyonda benim arabayı görünce şey dedim yani. Ay rezil olduk ya. Kusura bakmayın arkadaşlar, tekrar özür dilerim sizden. Yok canım, mühim değil. Kızım, senin annen baban merak etmiştir seni şimdi. Çocuklar seni istediğin yere bıraksınlar, olur mu? Önemli değil canım. Ben hallederim onu birazdan. Telefon ederim. Siz de Kapalı Çarşı'da mı çalışıyorsunuz? Aslında... Diğer'le konuşuyorduk da az önce. Ben hiç Kapalı Çarşı'ya gitmedim de. Olur mu canım öyle şey? Biz seni hemen götürelim. Değil mi arkadaşlar? Yani Kapalı Çarşı'yı görmek her dünya vatandaşının vazifesidir bir yerde yani. Diğer senden şimdi kazak pantolon alabilir miyim? Nişan kıyafetleriyle gidersen biraz tuhaf olur değil mi? Tabii olur hadi gel. Ben çıktım çocuklar. Güle güle usta. Sağ ol. Ziya Bey. Efendim? Bir şey diyeceğim ama kızmayacaksın. Ha? Evet. Diyorum ki... Timur dükkana dönse. Çarşıya? Evet. Babasının yanına. Ne dersin? Thank you.
Hoş geldiniz. İnanılmaz bir yer burası. İşin kaynağını buldum. İşin kaynağı derken? Ben moda tasarımcısıyım. Ya burası delirtici bir yer ya. Böyle harika kumaşlar var burada. Aa, sen daha hiçbir şey görmedin ya. Burada bir köylü pazarı var. Hani o Truva filmi vardı ya. İşte Brad Pitt'in kostümlerini hep oradan diktiler. Ciddi misin? Aa, süper. Vallahi. Ne diyorsun sen? Allah. Saat 12 olmuş. Arkadaşlar benim kaçmam lazım. Gidip şu karışıklıkları halledeyim bir an önce. Ama merak etmeyin, bir daha görüşeceğiz. Hemen mi gidiyorsun? Yine gel. Tamam. Biz bıraksaydık ya. Hadi gittim ben. Görüşürüz. Görüşeceğiz. Ben dükkana gideyim o zaman. Şu koskoca kapalı çarşıda dernek başkanlığına bir tane adam yok. Şu Mustafa denilen herif de tek başına iktidara yürüyor ya. Olacak iş değil. Olmaz abicim, olur mu öyle şey ya? Ya daha dün geldi. Ya çıkmaz mıymış başka aday? Hı, olmaz. Koskoca çarşıda kimse çıkmayacak bunun karşısına. İmkanı yok, olmaz. Olmaz tabii abi. Garbis baba son noktayı koydu zaten. Ha, Garbis baba. Ha, dernek başkanı dediğim kimsenin selam vermeden önünden geçemeyeceği biri olmalı. Bravo. Hem sonra kimseyle kavgası gürültüsü olmaması lazım. Çarşının eskisi de olması gerekiyor. Öyle tabii, değil mi Garbis? Bana baksanıza siz. Garbis baba, hepimiz zaten senin el cihazına bakarız. Ya çocuklar, ben anlamam dernek işlerini falan, bana göre değil. Sen de mi Ziya? Diğer merhaba, müsait miydin? Merhaba, çalışıyorum işte. Vallahi en iyisini yapıyorum, en iyisini. Meşguliyetle tedavi en iyi yoldur zaten. Ben hep derim senin kafa çalışıyor. Yani sen akıllı bir bayansın diye hep derim ben. O manada, neyse. Sadede geleyim ben. Diğer bu senin. O ne? Telif hakkı. Neyin telifi? Markanın işte, diğer markası. Bizim ürünlerin dükkandaki. Satışlardan %2,5 ayırmıştım. Bu o. Al. İnce düşünmüşsün Mustafa. Teşekkür ederim ama diğer ismi sadece bana ait değil. Ayrıca ben emeğimle kazanmadığım parayı kabul etmem. Sen koy onu cebine. Tamam o zaman, ben ısrar etmiyorum. Ya sen ne keçi, yani şey, ne kadar inatçı bir bayan olduğunu bildiğim için ısrar etmiyorum. Neyse, ben saygılarımı sunuyorum. İhtiyaç halinde tam karşıdayım, sen biliyorsun. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Vay be, yani evlenme teklif edeceksin öyle mi? Evet, evlenme teklif edeceğim. Bu da Allah'ın izniyle ısrar edecek. Allah Allah, abicim olur mu öyle şey ya? Olur mu öyle damdan düşer gibi evlenme mi teklif edilebilirmiş? Allah'ım ya Rabbim, bak bunun bazı aşamaları olur. Ne bileyim böyle hani... Yok, 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 öyle aşama maşama olmaz. O senin dediğin aşamalar senin kitabında. Bende yok öyle şeyler. Hem Seher öyle bir kız değil Arda ya. Böyle başı dumanlı bir dağ gibi. Her isteyen aşamaz onu. Abicim tamam, tamam anlıyorum seni ama bak yine şimdi... Ya Allah aşkına kafamı karıştırma Arda ya. Ya sen demedin mi ciddiyetini göster, samimiyetini sergile diye? Nasıl olacak, ben nasıl yapacağım bunu? Notere mi gideceğim? Noterden kağıt. Aha, bu adam ciddidir. Noter. Tamam abi, tamam. Tamamdır abicim. Sen al götür hadi yüzü. Yüzü kişi tamam da... benim senden bir isteğim daha olacak Arda. Ne gibi? Evet abicim, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sen daha çıkmıyor musun Seher kızım? Yok, buraları toparlayayım. Bir de yanın dolmasını hazırlayıp öyle çıkacağım. Oh, dolma ha, yarın yaşadım desene. İyi akşamlar kızım. İyi akşamlar, sağ olun. Bak dalgaya düşersen yakarım ha. 20 dakika sonra 5. parça. Tamam, neymiş?
5 dakika sonra 20. parçayı... Yok, 20. parçayı 5 dakika sonra çalarken... Arda yapmayasın, bu işlerin şakası olmaz, öyle değil mi? Ya doğru söylüyor Arif abi. Baksana, görmüyor musun, adam heyecandan yaprak gibi titriyor. Gel şöyle Mahmut abi, hop. Oh be, mis gibi koktu ha. Vallahi mis gibi koktu, neymiş bu? İşte kaldırın şunu gözümün önünden dediğin reklamın parfümü bu. Kaldır şunu gözümün önünden. Tamam, hadi ben gittim. Bak unutma sakın ha. 5 dakika sonra 20. parça. Tamam, 20 dakika sonra 5. parça, hadi. Ulan var ya, şu adamı sevmeyen kadının aklına şaşayım be. Dolgu kokusuna mı geldin, işi mi düştü? Yok, dolma yapacağın aklıma düştü. Dedim bu gafil beceremez. Gideyim yardım edeyim bari. Teşekkür ederim. Bu kılıkta mı yardım edeceksin? Ne varmış kılığında? Dolmaya olan saygımda. Sen ne koydun bu dolmanın içine? Niye ya, beğenmedin mi? Nesi eksik? Yok, güzel de. Bir değişik kokuyor. Bilmem. Sen sahiden yardım edeceğim bana. Dolmanın yalancısı olur, Mahmud'un yalancısı olmaz. Yani anlayacağınız, biz ambiyans için buradayız, tamam mı? Mahmud abi en önemli sözcükleri söylerken tak, Seher'in en sevdiği şarkılar Kapalı Çarşı'nın koridorlarında. Nasıl? Vay. Film gibi değil mi Arif abi? Elim de en ıslısından. Ne? İslısından. Ulan Arif sen. Ulan. Oğlum ne yapıyorsun ya? Ya tamam işte, sen şarkıya girerken ben de... Yürü be Mahmut abi, demin git lan. Oğlum 2 dakika bir denk dur be. O ses neydi ya? Hangi ses? Ne bileyim, Selim anons ettiler. Mahmut. Yok canım, beni ne anons edecekler? Hem sen Kapalı Çarşı'da kaç tane Mahmut var biliyor musun? Oo, 1. Mahmut, 2. Mahmut, 3. Mahmut. Ya şaka bir yana da Seher. Hani geçen gün evde... hani ben sana bir şey söyleyecektim de sen... bu dolmaları doldur gibi ağzıma tıktın lafı. Ben aslında... mühim bir şey söyleyecektim. O anda ben şey diyecektim. Sana olan hislerimi söyleyip evlenmeyi... Aman Seher aç gözünü Seher ne oldu ya? Dur Seher. Allah. Seher. Ha bak, Mahmut abi arıyor. Vakit gelmiş. Bas Arif abi, bas. Kanun yok bu aşkın galibi. Mağlubu bu yok kalbim. Heh. Sevgilim kendimi çaldın sen. Çok şık hareket oldu be. Helal olsun Mahmut abi. Çok iyi düşünmüş. Kimin öğrencisi? Yok kardeşim, beni kastediyorsan ben 50'sinden önce evlenmeyi kimseye tavsiye etmem. Ya bir arasam mı şu Mahmut'u? Ha? Ben sesinden anlarım durumlar nasıl gidiyor. E açmıyor. E açmıyorsa her şey yolunda demektir. Ya da yemeğe falan gitmişlerdir. Ha bak, belki de. Lambalar yanar, ne yemeğe çıkması? Işıklar yanıyorsa niye açmıyor bu adam telefonunu ya? Oğlum adam kalbini açmış be. Telefonu niye açsın? Şişt, bana bak Arda, Arif abi. Şöyle köşeden baksak mı şunlara, ne yapsak ya? Oo,
harbiden lan. Bir daha öyle hayatta göremeyeceğim Mahmut abiyi öyle ilanı aşk ederken bilen. Allah Allah, ne meraklı adamlarsınız ya. Başka işiniz yok mu sizin? Hadi işinize. Kimse yok gibi görünüyor. Heyecandan ışıkları açık unuttular bunlar ha. Kapıyı da kilitlememişler. Ne kokuyor burası ya? Gaz mı? Mahmut abi. Mahmut abi. Mahmut abi. Mahmut abi. Mahmut abi. Mahmut abi. Ne oldu, yüzün gülüyor? Ya iyi, bir şey olmamış. Tam zamanında yetişmişiz ha. Vallahi bir de... Ne oldu be ya? Ya şimdi doktor dedi ki oksijen vereceklermiş bunlara, tamam mı? Şimdi aldıkları gaz beyne zarar verecek kadar çok değilse hiçbir şey olmazmış. Ki bizimkiler almamış. Ensi oğlum, eğer Mahmut abi gaz almadan böyle evlenme teklif ediyorsa... demek ki bir de beyne zarar gelse o dakika çocuğu yapmaya karar verirdi. Ulan Arda, aklın fikrin hep aynı adresedir be ya. Güzel. Derin derin nefes alın. Tamam. Seher. Seher. Tak o maskeni. Bak hemşire canını okur vallahi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben tam sofrayı kaldırıyordum. Kızlar yok mu? Odadalar. Ha. Mahmut abi nerede? Temiz hava alıyor. Çok matrak bir şey oldu ha. Vallahi. Ya aslında bir yandan da çok korktum ha. Hiçbir şey anlamadım desem? Dur ben sana hemen şekille anlatayım o zaman desem. Aa, bu ne? Mahmut abi. Evet. Bu Seher değil mi? Evet. Yüzlerinde ne var onların? Maske. Oksijen maskesi. Niye? Bak bana birazcık yemek verirsen sana her şeyi anlatabilirim. Hatta dedikodu bile veririm. Tazecik. Tamam. Vay be. Şaka maka gidiyorduk vallahi, değil mi? Vallahi. Ben dolmadan zehirleniriz diye düşündüm ama... meğerse sen una kalmadan hesabımızı göreceğimişsin. Hayat ne acayip değil mi? Sen bir sürü planlar yapıyorsun. O dalga geçiyor. Halbuki benim bu akşam için ne büyük hayallerim vardı. Vallahi senin o büyük hayallerin neydi bilmiyorum ama... dükkana gelip benim hayatımı kurtardığın için çok teşekkür ederim. Teşekkür etmek istiyorsan sen de benim hayatımı kurtar. Ben sana aşık oldum. Seher. Bu akşam bunu demeye geldiydim dükkana. İyi de Mahmut, aşk... Dur, dinle. Dinle, korkma. Hem ben senin canını sıkacak bir şey söylemem. Yalnız... sakın bunu geri geç bir şey zannetme. Daha yeni diye, yeni tanıştık diye... değersiz bir şeydir. Ben seni gördüm, sevdim. Seher. Daha buradan sevdim. O yüzden de...
yüzük aldım. Malum sen ayakları yere basan bir kadınsın. Öyle aşk maş laflar boş gelirse sana, seninle sahiden evlenmek istediğime inan istedim. Evlenmek mi? Ha. Olmaz mı? Ya Mahmut ben ben evlenmek falan istemiyorum. Yani aslına bakarsan ben o kadar yıldım ki evlilikten, ben hayatımda biri olsun bile istemiyorum. Ne sen ne de başkası. Yani? Yani aramızdaki arkadaşlık yetiyor bana. Ne bileyim, seni görmek, seninle olmak, seninle vakit geçirmek o kadar güzel ki. Ben bazen sen varsın diye bana piyango çıkmış gibi hissediyorum. Yani ben de seni çok seviyorum ama sana aşık değilim Mahmut. Olmak da istemiyorum. Aferin Zeze, bayağı hızlandın. Hı hı. Onu biraz daha sık. Hı hı. Hep böyle hı hı diye mi devam edeceğiz? Hı hı. Peki nedenini sorabilir miyim? Bu halı bitmezse ne olur biliyor musun? Cemal abi üzülür. Ama sen çok çalışıp yorulursan Cemal o zaman da üzülür. Hepimiz üzülürüz değil mi? Merak etme, bu halıyı bitireceğiz. Mucizemiz o bizim. Senin gibi. Hadi Cemal'in renginden şuraya da katalım. Hı hı. Afiyet olsun. Vallahi var ya, bu yaşıma geldim. Hani bu kadar tecrübe edindim. Şu kadınları hala anlayabilmiş değilim ya. Sanki başka dille konuşuyorlar. Doğru söylüyorsun vallahi. Yabancı bir lisanda konuşuyorlar gibi değil mi? Aynen öyle. Hani böyle aralarında bir kodlar, bir manalar, bir cümleler falan. Ne diyorsun peki? Vallahi. Ne diyorsun söylesene ya. Ya şimdi hani biz arkadaşız. Böyle ben seni arkadaş olarak seviyorum lafları falan var ya. Ben onları hiç sevmiyorum abi ya. Yani arkadaş olarak da bir şey ifade etmiyor muyum Seher'e, onu mu demek istiyorsun? Hayır hayır, onu demiyorum da ben seni kesinlikle arkadaş olarak seviyorum. Bir de arkadaş olarak sevmediğim bir başkası var. Bir başkasına aşığım diye olabilir. Ne? Başkasına mı aşığım? Adam ya. Ha, hakikaten o ha. Alışverişe geldi herhalde bu. Size indirim yapacağım her zaman. Hatice bak ya. Abla. Ne yakışıklı çocuk ya. Sağa sola bakacağına gel bana yardım et. Neredesin sen? Buradayım işte. Ne dedi babam? Saat 9'da abinin yanında ol dedi. Saat kaç? Saatle işim olmaz. Öyle mi?
Bu kılık ne, motorcu kılığı mı bu? Beğenmediysen çıkarayım. Çıkarma. Bak Fırat, o gazetelerdeki, o panolardaki artistlik sona ermiştir bilesin. Babam seni o halde gördüğünden beri adamın tansiyonu bir kere bile inmedi aşağıya. Bak, ya adam olacaksın ya da adam olacaksın Fırat. İstikbalin babama vereceğim rapora bağlıdır, bunu bilesin. Eğlenceli yermiş burası. Fırat. He? Burası Londralara benzemez. Burada kimseye yan gözle bakmayacaksın, anladın mı? Anladım. Çok iyi anladım. Seversen canın yanar, sevmesek daha beter. Bir hayli yalnız insan,